Ben Doktor Orhan Tarçın, gastroenteroloji uzmanıyım. Benim asıl alanım girişimsel gastroenteroloji. Yani safra yolu girişimleri yapmak, darlıklara stent yerleştirmek veya erken evre tümörleri tanıyaraktan kazımak. Sadece erken evre tümörleri değil, tümöre dönüşebilecek erken evre lezyonları, hastalıkları da tanımak ve sonradan onları kazımak. Bizim için önemli olan alanlardan birisi de yemek borusuyla mide arasındaki birleşim bölgesi. Özellikle reflüsü olan hastalarda zamanla midenin içindeki asit yemek borusuna çıktığından dolayı yemek borusunun içinde alt ucunda değişimler olur. Mide mukozası yukarıya doğru, yani midenin iç zarı yukarıya doğru yemek borusuna doğru ilerler. Biz buna Barrett özefagusu diyoruz. Ama Barrett özefagusu neden önemli? Barrett özefagusunun %3 ile 7'lik bir oranı kansere dönüşür. Yemek borusunun alt uç kanserine dönüşür. Onun için biz Barrett özefagusunu erken evrede tanımak zorundayız ve takibini de ileri düzey endoskoplarla yapmak zorundayız. İleri düzey endoskoplar burada önemli. Çünkü iki şey yapıyorlar. Bir tanesi büyütüyorlar, ikincisi lezyonu veya alanı değişik şekilde ışıklandıraraktan kanseröz veya prekanseröz hücreleri veya damarsal yapıları bize çok erkenden, öncesinden söylüyorlar. Böylece hastalık ilerlemeden erken evrede tanısını koymuş oluyoruz. Ben şimdi burada yemek borusunun alt ucundaki yemek borusu ile mide birleşimindeki bölgenin ileri düzey endoskopik incelemesini göstereceğim. Tabi ileri düzey endoskopik incelemede burada bir magnifikasyon, büyütme önemli. Burada lezyon 300 kata kadar büyütülebiliyor. Şu anda yaklaşık 100 kat büyütülmüş halde. Sol üst tarafta midenin iç zarı gözüküyor. Sağ alt tarafta gözüken de yemek borusunun içini kaplayan zar ve ikisinin arasındaki bileşkeyi görüyorsunuz. Burası bizim için çok önemli. Şimdi bunu yaparken sadece büyütmüyoruz. Biz burada BLI, Blue Light Imaging denen özel bir mod kullanıyoruz. Kromo endoskopi modu. Yani biz burada ışıkla boyuyoruz. Işıkla boyamaların arasında en önemli olan bu Blue Light Imaging veya LCI dediğimiz diğer bir kromo endoskopi modudur. Bakın burada küçük damarsal yapıları görüyoruz. Kahverengi olanlar en ince olan 9-10 mikronluk damarsal yapılar. Altındaki mavi olanlar daha kalın olanlardı. Daha derinde olan damarsal yapılardı. Yemek borusu kanserleri ilk başta bu küçük damarsal yapılardaki, kahverengi damarsal yapılardaki değişimlerle ortaya çıkıyor. Ve biz de bu şekilde ileri düzey endoskopik yöntemlerle tanı koyabiliyoruz. Evet, yüzeyel kahverengi damarlar 9-10 mikron. Bu cihazlar bu kadar küçük damarları bile gösterebiliyor ki kılcal damardır bunlar. Bakın ortada bu kılcal damarların içinden geçen kanı görebiliyoruz. Eritrositleri görebiliyoruz. Bu kadar özellikli sistemlerdir. Bu ileri düzey endoskopik sistemler. Evet, görüyoruz halen yemek borusunun alt ucunu inceliyoruz. Burada bu bölge oldukça düzenli gözüküyor. Şu anda bu hastada Barrett özefagusu olmadığını düşünüyoruz. Tabii bir de şöyle bir şey var. Uygun bölgeyi bu cihazlarla bulup Barrett özefagusu varsa bile oradan biyopsi almanız lazım. Ama normal endoskopik sistemlerle biz bunu yapamamaktayız. Bu tip ancak BLI sistemi olan ve magnifikasyon özelliği olan endoskoplarla ilgili bölgenin tanısını koyup doğru yerden biyopsi alabilmekteyiz. Bu da bize erken tanıyı getirir ve bu da erken tanı hastanın hayatını kurtarır.